Emekli olacaklara tarihi şans, SGK uzmanı boş yere beklemeyin dedi. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, malulen emeklilikte iş gücü kaybı oranlarının önemine dikkat çekti. Yeni düzenlemeler çalışamayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor. İsa Karakaş, malulen emeklilikte iş gücünün kaybedilmesi oranlarının yenilendiğini açıkladı. Çalışma gücünün %40-49 arasında kaybedilmesi hafif düzeyde çalışma gücü kaybı olarak tanımlanıyor. Bu, çalışma hayatında kişinin hafif düzeyde engelli sayılacağı anlamına geliyor. Orta ve ağır kayıp durumları Orta düzeyde çalışma gücü kaybı, i 50-59 arasında kayıpla belirlenirken, %60 ve üzeri kayıp ise ağır düzeyde çalışma gücü kaybı olarak sınıflandırılıyor. Bu oranlar, Emeklilik sürecinde ne kadar prim günü ve sigortalılık süresi gerektiğini doğrudan etkiliyor. Orta düzeyde kayıp durumunda kişinin bazı işlerde çalışabilme kapasitesi olsa da genel iş gücü kaybı göz önüne alınıyor. Ağır düzeyde kayıp ise kişinin çalışma hayatına devam edemeyeceği anlamına geliyor. Sigortalılık ve prim gün sayısı şartları. Ekim 2008 öncesi sigortalı olanlar için İş gücü kaybı oranlarına göre 15 yıl sigortalı olma ve 3600 gün prim ödenmesi zorunluluğu devam ediyor. Ekim 2008 sonrası sigortalılar için ise bu şartlar 3960 gün prim ödemesi ve 15 yıl sigortalılık süresi olarak belirlendi. Bu detaylar sigortalıların hangi şartlar altında emekli olabileceğini netleştiriyor. Başka sağlık kuruluşlarından alınan raporların yetersiz olduğunu belirten Karakaş SGK Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesiyle malullük oranının netleştirildiğini söyledi. Bu değerlendirme, emeklilik kararının anahtarı olarak öne çıkıyor. Sağlık Kurulu, kişinin sağlık durumunu ve iş gücü kaybını detaylı bir şekilde inceliyor.